Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe Uygaç, kanalımın adı Efe Uygaç kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir F. Efe Show videosuyla beraberiz. Yanımda Can Louis Stotsbery var. Merhabalar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? İdare ediyorum. Ee, seni 3Y 1T dışında e, ilk kez benim kanalımda mı izliyor insanlar kendi kanalın hariç? Aslında ilk kez davet edildim bir yere. O yüzden onur duyuyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim beni çağırdığın için. Mutlu musun burada olduğun mutluyum için. Mutluyum abi. Ben de geldiğin için çok mutluyum. Bu arada ben yaklaşık böyle bir 3 haftadır e, izleyicilerimi Efe Show'dan mahrum bıraktım. Bu sebepten dolayı dedim ki yine bir Efe Show daha videosu çekeceğiz. E, bu da aşağı yukarı serinin 22. videosu oluyor Efe Show serisinin. Dedim bir değişiklik katalım Efe Show'a. Bunun içine de bu aralar çok trend biliyorsun böyle Macbank videoları. Aa, aynen. Yani, aynen böyle Macbank'li bir Efe Show olsun dedim. Sağolsun e, sağ olsun Usta Dönerci de bizi bu Macbank'li Efe Show videomuzda yalnız bırakmadı. Gördüğün gibi bizle beraberler. Çok süper bir şey ben çok sesli yemek yerim çünkü abi. Tam Bank yani. Süper yani hissettire hissettire böyle ASMR tadında bir Aynen. şey olsun dedim ben de. Ben bu arada Usta Dönerci'yi kendi normal yaşantımda da gayet yiyorum. Seninle beraber de bir yandan dönerlerimizi yerken bir yandan sohbete girişelim diyorum. Bana Var da mısın buna? Varım kesinlikle. Süper. Bir ilk olacak herhalde döner yemek benim için. <laughs> Yok artık. <laughs> <laughs> Bayağıdır. Aa o ne ya falan... Sen kaç senedir Türkiye'desin? Kaç senedir? 4 senedir Türkiye'deyim. 4 senedir. Ama çocukluğumu tabii ki İzmir'de geçirdim. Kalpten bir İzmirliyim yani. Hı hı. Ben İzmir'de de bu arada bulunduğum süreçte yine Usta Dönerci yedim. İzmir'deki de, İstanbul'daki de oradaki de buradaki de hepsi aynı kalite. Aynı süper. Türkiye'nin zaten en büyük döner restoran zinciri Usta Dönerci bu arada. Burger King, Popeyes, Arby's, Swaro gibi şirketlerin aynı firmanın markası. Gayet güvenilir. Fiyat performans açısından 10 numara bir marka. Ben bu kadar konuşmanın Üstüne <laughs> artık bi yiyelim de tadına da bakalım. Diyorum. Aynen kesinlikle tamam. gömelim. Amerikalısın ama Amerika Türkiye'desin. Diyorum. Neden? Şimdi güzel bir soru. Evet. Çünkü aslında bana nasıl geliyorlar? Abi sen deli misin? Niye Amerika'dan buraya geldin? Algısı hı. var. Ama çok mutluyum burada olduğumdan. Aynı zamanda yarı Türk'üm. İlk ismim Can. Türkçe ismim var yani. Annem Türk. Üniversite bittiğinde üniversiteyi yarım bırakıp aslında geldim. Bir 4 senedir buradayım ve Türkiye'yi çok seviyorum abi. Peki Türkiye'nin seni mutlu eden taraflarından bir tanesi de Türkiye'nin yemekleri diyebilir miyiz? Kaşıncık hatta döner, hamburger değil. Amerikan mutfağı mı, Türk mutfağı mı? İkisini ayırt etmek çok zor ama Türk mutfağını tercih ederim. Çünkü böyle hani anne yapımı yemekler, böyle sokak yemekleri falan daha çok hoşuma gidiyor. Ama Amerika'daki yemekler de inanılmaz güzel tabii ki. Peki ben o kadar övdüm. Türk usta önerici benim yüzüm kara çıkaracağı hiç düşünmüyorum. Beğendin mi? Aa beğendim. Beğendim. Güzel. Döneri severim çünkü. Döner e, zaasım yani. En çok döneri mi seviyorsun peki Türk mutfağında? Genel olarak kebap ha, şeyleri çok seviyorum. 3 bir 1 t ekibine katılman Çabi ile tanışman nasıl gerçekleşti? Abi Çabi'nin kız arkadaşı Gülce <laughs> biliyorsun Gülce'yi. Benim üniversiteden arkadaşım. Yeditepe'de okudum fizyoterapi okudum. O da sınıf arkadaşımdı. Ve inanılmaz böyle random bir gün Karaköy'den Kadıköy'e falan geçiyorum aradılar beni. Abi Amerikalı beyaz bir adama ihtiyacımız var. Böyle ırkçıya yaklaşıldı. Evet, bayağı ırkçı 50 arkadaşım. bölümde harbi bunun üzerinden dönecekmiş. <laughs> Haberim yokmuş. Ama bir bölüm çekeceğiz diye birleştik. Ve gerçekten çok büyük bir olay oldu ilk video için. Ondan beri buradayım yani. Mesela ilk bölümü çek çekmek için birleştiniz de ikinci bölüm için mesela nasıl tekrardan buluştunuz? İlk bölüm çok iyi anlaştık. Biz bunu devam ettirelim mi dediniz? Sonuçta ben kamera karşısında alışkın değilim. İnsanların önünde daha önce konser verdim ama bir kamera settinginde bir şey çekmeye yabancıydım. Gerçekten heyecanlıydım. Böyle titriyordum falan yani çekim sırasında. Çabı Gülce'ye demiş ki ya bu adam yapamayacak. Almayalım ikinci videoyu bunu falan gibi bir muhabbet geçmiş. Birbirlerini ikna etmişler. ikiyi denedik. Daha rahattık. 3 4 falan derken işte 50 bölüm mü? 52 bölüm mü? Ne öyle bir şey oldu. Memnun musun peki? Aa kesinlikle memnunum. Ha şöyle bir şey söyleyebilirim. İnsanlar dışarıdan bakıp şey olarak görüyorlar. Hani aa kamera karşısında ne kadar güzel gözüküyorlar. Dışarıda takılıyorlar mı acaba? Biz dışarıda daha çok takılıyoruz. En çok o kısmını seviyorum. Hani hepsini seviyorum adamlarım. Türkiye'de bir yabancı olarak mesela 3'e bir tedavi olmak hayatını ne yönde değiştirdi? Aslında bütün hayatımı değiştirdi. Fizyoterapi dışında müzisyenim ama fizyoterapiyle beraber müzik yapmak inanılmaz zor. Ama bu YouTube olayı bir seferlik gibi girip benim bütün kariyer planımı bu tarafa attı. Yani şu an YouTube yapıyorum ben. Fizyoterapistliği tamamen soldum mu? Tamamıyla soldum. Bir tek komşuya falan masaj yapıyorum arada o kadar abi. <laughs> Yakın zamanda kendi YouTube kanalını da açtım. Sanırım 26 Mart ilk videonun atılış Allah tarihi. Allah Allah. Ama alışkınım. Efe bayağı çalışıyor konusunda. E dersine konu çalışanlar <laughs> belli ediyor kendini. İlk videon çok güzel tepkiler aldı. Teşekkür ederim. Bir de böyle bir videoyla aşağı yukarı 50 bin abone civarına doğru gidiyorsun. Kendi YouTube kanalında insanlar senden 3'ye 1'te dışında farklı bir şey görecekler. Benim anladığım kadarıyla kendi hayatınla ilgili biraz daha özel evet. şeyler görecekler. Peki ne gibi bir konseptle mesela insanların karşısına çıkmayı planlıyorsun? Çünkü bir 1'te gayet yer yerleşmiş bir konsept hani. Evet. 3 üye 1 dışında zaten ilk bu olaya girerken bayağı ısrar ediyorlardı. Hani ne yapacaksın bir şey düşün tek başına da bir şey yapmalısın. Ama orada bir sohbet ortamı var, bir bilgi paylaşım var, bir arkadaşlık var. Bunun dışında bir şey olması lazımdı. O yüzden dedim biraz kendi miza anlayışım, biraz müziği katabileceğim. Biraz da hani böyle kameranın seni çektiği değil de bir oyunun olduğu bir içerik yapmak istedim. Ve bir senenin sonunda ilk bölüm gerçi böyle çıktı. 2'ye bakalım nasıl olacak ama hep bu kafada devam edecek yani. Benim hayatımdan böyle ufak skeçler gibi. <laughs> ben yalan söyledim az önce. <gülüyor> 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 Kanalında müzikle ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yoksa kanalda sadece YouTube içeriği normal hayatında müziğe yönelmeye devam mı? Benim için hepsini kapsıyor. O yüzden aslında minnettarım. Hani Çabiye ve diğer bütün herkese beni hmm. bu olayın içine vesile oldukları için, soktukları için. Çünkü kendi kanalımda mesela müzik soundtrackler var. Bunların hepsini kendim yazıyorum, kaydediyorum ve oraya koyuyorum. Onun dışında tek başıma da müzik yapıyorum tabii ki. Ama böyle bir balon gibi hepsini kapsıyor yani. Hani müzik hepsinde var devamlı. Son hmm. arkasına dalmaz mıyız? Abi dalacağım. Bakıyordum bu üzerindeki ufak benekler ne? Hmm. Susam mı abi? Soruyor. <laughs> <laughs> Soruyor diyor yedi tane ağzı. Bırakın. 3 y 1 t ekibini aşağı yukarı artık YouTube izleyen herkes tanıyor. Sen de bayağı yakından e, bu grubun içinden bir üye olarak. 3 y 1 t ekibiyle ilgili sana bir şeyler sormamda mahsur var mı? Tabii ki. Sana göre ama soracağım. Yani senin fikirlerini soracağım direkt olarak. Bir fact sormuyorum yani. Senin direkt görüşlerini merak ediyorum. Abi yardırabilirsin. En sevmediğimi söyleyebilirim hatta hemen. En sevmediğin, <laughs> en sevdiğin diyerek başlayayım. Ondan sonrasında tekrardan birkaç sıfat üzerine daha soru soracağım sana. <laughs> en sevmediğimden mi? Yani oradan başlayabiliriz. Okay. Ama İ sebepli söyle. Yani ha, sev Neden mi? sevmediğini de söyle veya evet. direkt hepsinin en sevmediğin huyunu say sana tek tek. Ben de dahil bu arada olayın içine. En güzel tarafı hani atsan atılmaz satsan satılmaz tarzı adamlarız yani çok kötü taraflarımız da var <laughs> ayrı ayrı çok iyi taraflarımız da var. Ama sıralıyorum Çabı en az sevdiğim. Ondan sonra Mikel'e. Çabi en az sevdiğim Ya Mikel aslında Mikel'i koyuyorum. Ama o ikisini yan yana koyabilir miyim? Koyabilir Eş, en sevmediğimi, Çabi evet. ve Mikel mi? Evet, CC'yi, CC'yi ve Ekin da yan yana koyuyor. CC ikinci Can... Sevdiğin biri yok mu ekipte? Hayır abi, işte sıralamaya göre. <laughs> hani o şu var ya matematikte, öyle Anladım. koydum hepsini. Anladım, tamam. CC, Ekin Can, Çabi, Mikel'e. Dördünün en sevmediğin özelliklerini de bize sayabilir misin tek tek? Ceycey'den başlayayım. Ceycey'i anlaması çok zor. Bir cümleye başladığı zaman cümlenin ortasında kararını değiştirip bambaşka bir şey anlatabiliyor. O yüzden böyle izliyoruz abi adamı. O sevmediğim bir şey diyemem bile ama güldüğüm bir şey aslında. Kötü özelliği olabilir. Çabi abi gizli patron. Değil ama öyle. Hmm. Yani onu üzmek istemiyoruz çok. Ve biraz agresif olabiliyor ama onun dışında o da bal bir <laughs> Mikele ile çok aslında biraz sürtüştük ilk başta. Hı hı. Hani biraz bir çekişmemiz oldu. Çünkü ben ilk adımda %100 bir adam yani cana yakın bir adamım. Mikele de biraz daha yavaş yavaş tanıyan bir insan ve ona saygı duyuyorum aslında. Ama ilk başta biraz bana karşı soğuk olduğu için şeydim yani ona biraz kıldım o konuda. İkinci cana hiçbir şey diyemem ya. Ekincan can astral seyahatte gibi hayatta yani o kafasına <laughs> göre yaşıyor hayat. Ekipteki en ırkçı kişi kim? Ben olabilirim abi ya. Gerçekten mi? Evet. Böyle bir ekipte peki ırkçı olmayı nasıl başarabiliyorsun? Yani ırkçı olsan bu ekip nasıl bir araya geliyor onu anlamadım. Abi şöyle bir şey var. JJ ırkçılığı en az seven adam ki o bile ırkçı. Ama birbirimize yakınlaştıkça... Ben çok özür dileyerek başka bir tane daha alabilir miyim? Ve <laughs> <laughs> baya baya gömdü o adam hepsini. En ırkçının kendin olduğunu söyledikten sonra. Evet. Seninle ilgili ekşi sözlük entrileri var. Evet. Bunları beraber okumak istiyorum okuyalım seninle. Abi Ve üzerine efendim. yorum yapalım istiyorum. Zaten aşağı yukarı ne kadar? 15 tane entry var. 15'inde okuyalım. Şimdi ilk entry. Kedi videosu izlerken hüzünlenebilecek, naifliğe sahip kişilik. O kadar haklısın ki Louis. Yani bu insan denilen yaratığın nesine üzüleceksin? Bir de çok dobra ve doğal geliyor gözüme. Yakışıklı ve karizmatik olmasına rağmen önceliği bunlar değilmiş hissine sıklıkla kapılıyorum. Kesin haklıyım. Şimdi biri çıkıp aman yakışıklı da değil zaten ama bunun ekmeğini yiyor demeden önce ayarımı veriyorum. Ayrıca soyadın nedir arkadaş bakmadan yazamıyorum. Luis Stratosfer yazmış. <laughs> Bu kedi videosu muhabbeti nedir ilk endirideki. Kedi videolarına değil, kedilere hastayım. O yüzden kedilerle çok story paylaşıyorum aslında. Evde de var 5 tane kedim. Belki o 10 planı çıktığı için söylüyor olabilirler. Bir de benim burcuma kıllatıyorlardı. İşte balık deyince ıyı falan da. Duygusalım ama hayvanlara karşı çok duygusalım. Yani. Anladım. Diyor ki... Bu şerefsiz kim? Ay canım benim annesi yarı Giritliymiş diyor. Hmm, evet. Var mı böyle bir muhabbet? Var. Annem Elinika falan konuşur. Anneannem direkt Giritli. Aslında ailenin annem de benim gibi. Yarı Giritli, yarı Türk. Edit gelmiş sonradan. Kuzenimin yazması üzerine öğrendim ki annesi tam Giritliymiş diyor. <laughs> ben yalan söyledim az önce. <gülüyor> 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 o kadar imalı bir soruydu ki. Sevgilim var mı işte <laughs> abi ya? Yani. Daha ne sorayım? Biri diyor ki bana ulaşsın efendim. Talibim kendisine. Elini sıcak sudan soğuk suya değdirmem. Evi arabayı üstüne yaparım. Pamukların üstünde uyuturum. sabah kadar konuşsun dinlerim. Hatta sıcak şarap bile içiririm. Aa adres var mı? Adres yok teşekkür ama ediyorum, e, ekşi sözlükten bu arkadaşa DM atabilirsin Güzel diye. Güzel sözleri için teşekkür ederim. Yine bir entry talibim yazmış birisi. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu sen de farkındasın şimdi. Yakışıklı bir adam olduğunu Teşekkür ederim. Ya, farkındasın. Hiç abi. öyle değilmiş Hayır, gibi. Farkındasın değil <laughs> şimdi. Burada birbirimizi kandırmayalım. Elbette. Sen de farkındasın bunun. 3Y1T'den gelen bir de ünle beraber bir de bu yakışıklılığı beraber hayatta bu konuyla ilgili ne gibi şeyler oluyor? <laughs> o kadar imalı bir soruydu ki. Sorunu... Sevgilim varmış işte abi yani? <laughs> Daha ne sorayım? Abi sevgilim yok. Yok. Neden? Sevgilim yok çünkü sanki sadece iş yapıyoruz gibi geliyor. Sen de bu olayın içindesin biliyorsun. Eğer burada bir çekim olmuyorsa çekimin planı oluyor, bir strateji oluyor, ileriye göre bir plan oluyor. Özellikle bizim yaptığımız şeyde 3 yabancı bir Türk. Benim kendi kanalım ve müzik için ayırdığım bir zaman, prova için ayırdığım bir zaman derken işte uyuyorsun falan yemek yiyorsun. O moddayım yani. O yüzden bir sevgilim yok. Peki böyle akşam dışarı falan çıktığımda tanıyanlar edenler böyle 3'ye bir eden bilenler arasında hiç gelen olmuyor mu? böyle yanına. Aa Louis. Sen de ne <laughs> hoş adamsın <adaptsiz> be. Vermene gerek kalmadı. Bakıştan her şeyi çözdüm. Abi oluyor. Kesinlikle oluyor. Mesela Kadıköy'de buluşma yaptınız geçenlerde. <laughs> Orada mesela neler oldu? Hiç olmadı mı bu tarz bir de olay? Komik bir olay. Ya komik bir olay aslında şöyle oluyor. Aslında hiç komik değilmiş hikaye kafamda düşünüyorum da. İnsanlar geliyor bir şey algısı var. Hani bu kötü bir şekilde diyemem. Hani bu ilgi inanılmaz güzel. Hepsine de teşekkür ederim. Ekranda gördükleri insanlara duyulan bir sempati olayı var ya. Yani hepsinin benim tipim olduğunu düşünmüyorum. Bu arada kızlardan bahsetmiyorum. Yani bütün ilginin tipimden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Anladım. O yüzden yine seviniyorum ama bu sebepten olduğu için de teşekkürler falan deyip geçip gidiyor yani çoğu zaman. Hep geçip gidiyor mu çoğu Çoğu zaman eklenir sonuna da. <laughs> yani bazen her zaman. Aşkı Memnu'dan sonra bir furya vardı. Kıvanç Tatlıtuğ'un başlattığı işte sarışın uzun boylu erkek hı hı. falan filan. Bu furya bitti dediler. Ee, kara karagözlü erkek furyası başladı. Ondan sonra YouTube'da işte 3 ye 1 t bir Louis furyası başladı. İşte böyle ekşi sözlüklerde talibimler. Sağda solda <laughs> her yerde işte Louis Louis'ler duymaya başladım. Vallahi Sen abi. bu kadar ilginin olduğunun sana karşı farkında değil misin? Farkındasın ya. Aslında ya kesinlikle farkındayım ama şey tarafı komik geliyor bana ailem Tam tersine irite oluyor bu durumdan. İşte diyor ya bunu mu beğeniyorlar falan annem bayağı dalga geçer benimle. Bir hatta fotoğraf çekilmek isteyince diyor kızım emin misin bununla fotoğraf çekilmek istediğinden modun dahil. O kadar. Ama benim için tabii ki hoş bir şey. Daha önce böyle kul cool takıldığıma bakmayın ya beni hep beğeniyorlardı gibi bir durum yok. Daha arttı tabii ki. Ama ne yapabilirim ki hani dövmesini yaptıramam tabii ki eyvallah diyorum. Teşekkürler. Biri de demiş ki akıllı, komik ve yetenekli bir eleman ama abartıldığı kadar yakışıklı değil. Severiz kendisini demiş. Yakışıklı adam ama sarışın diye abartmaya gerek yok anlamında söyledim yani diye de bir edit eklemiş oraya. Eyvallah, Senin söylediğin şey tamam. bence sen yakışıklı, yetenekli, komik kısmından zaten yeterince haz aldığın için Hı -hı. abartı yakışıklı değil kısmına hiç bozulmamışsındır diye düşünüyorum. Bir de şeyler vardır. Bir İngilizce terim man crush ne bilir misin? Bilirim. Efendim. Senin man crushın kim mesela? Benim man crushım David Beckham. Erkeksin ama bir erkeği... Çok karizmatik buluyorsun yani. Benimkisi Tom Hardy mesela. Ya şimdi böyle adamlar varken ben ne kadar yakışıklıyım diye şey yapamam. Evet Tom Hardy yani. de çok iyi karakter. Çok karak bela ya. bir adam. Bu hangi video? Efe bu senin izlediğim dediğin video abim. Ama tamam <laughs> <laughs> Bazı İngilizce kelimelerin telaffuzunu sallıyor bana kalırsa. Hawk kelimesini Hawk diye telaffuz etmesi bana bayburtlu olduğunu düşündürttü diye. <laughs> Peki sen bir söyler misin bahsedilen? Şahin sanırım bu bahsettiği kelime. Hawk. O da tam olarak söylediği şeyi yazmış biliyor musun? Burada harfler hak yazmış yani. <laughs> Peki doğru telaffuzu yani sen zaten bu belki de İngilizce aksandır bir şeydir. Yani. Abi işin işin garip tarafı ne biliyor musun? Ne? Efe, ben mesela bir İngilizcenin bir Türkçenin konuşulduğu bir evde büyüdüm. Yani Hı -hı. biz Amerika'da yaşarken de böyleydi, Türkiye'deyken de böyleydi. O yüzden bir yarı Türkçe yarı İngilizce olayı var. Ama İngilizce şeyleri söylerken o da ana dilim olduğu için doğal olarak İngilizce söylemek zorundayım. Üç yabancı bir Türk'te de bende çok dalga geçerler. İşte California bilmem ne falan diye. Havk diyemem abi buna. Hulk. Babam atar kumandayı televizyona. Yani. Atar mı cidden? Atar. Çok dalga geçiyor benim İngilizcemle yani. Kendisinin yarattığı algıdan ötürü Recep İvedik, Johnny Bravo arası bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yarı Türk yarı Amerikalı YouTube. Yani. yani nasıl bir ikili bu ya? Recep... Abi çok komik çünkü. Tam Recep İvedik'i çok seviyorum diyemem belki ama ama Johnny Bravo'yu seviyorum. Johnny Bravo'yu ben de çok seviyorum. Ama onun mixi güzel bir şeymiş, karışımmış yani. Bir son entry daha var. Üstsüz ve gitarlı beklerken, donlu ve yatakta video çeken, arsız ama sempatik Amerikalı. Edit yanlış anlaşılma olmasın kısacık bir an donu göründü, hepsi bu. Bu hangi video bahsedilen? Ne yaptın? <laughs> İki saniye telefona bakmıştım. Muk hardcore kısmı. Muk Bu hangi video? Efe bu senin izlediğim dediğin video abi. Ama tamamı. <laughs> Şaka yapıyorum bu. <laughs> Tamamını izlememiştim. Yemin ederim 1.49'dan başladım. <laughs> Videonun başında bir yerde şimdi normalde geç kalma özelliğim var. Ben de kendi öz eleştiri yapayım. Beni sevmemelerin sebebi. Umursuyorum ama garip bir rahatlığım da var abi. Bu yüzden hmm. geç kalabiliyorum. O sahnede de geç kalıyorum bayağı işte baksırım falan açılıyor oraya gerçi çiçek koyup kapattık oraları ama böyle bir ana amacım bu değil tabii ki ama şey algısını kırmak istiyorum işte tipi iyi olan adam ne yapar sahilde gitar çalar işte böyle post keser falan o bence çok ready made yani hı hı. orijinal bir tarafı yok hani benden çok daha yakışıklı adamlar vardır olacaktır da onları da o şekilde beğenirlerse bence onları da elesinler hı hı. çünkü Sen bu klişeyi kırmak istiyorsun kısaca Genel çünkü kırılıyor zaten hı hı. hani Amerika'da gidip öyle post sen adamlara baktığında da onlar da aslında çok fazla şey yapıyorlar. Chris Pratt mesela biliyor musun o Bilmiyorum. adamı? Guardians of Galaxy'deki sarışın tamam, adam. Tamam, şu an oldu. Bence çok yakışıklı ama tam tersine daha da komik ve weird bir adam. Evet. O yüzden çok iyi. Anladım. Gibi gibi. Sen de kendin hakkındaki bu algıyı değiştirmek istiyorsun evet. birazcık. Şu anlık hani 3Y1T üzerinden bir devam eden bir YouTube kariyerim var. E, Fizyoterapisiyi saldığını söyledin. Peki 10 sene sonra e, ne yapmak istiyorsun hayatta? 10 sene sonra? mı? 10 sene sonra mesela yine Türkiye'de misin? Ben muhtemelen Türkiye'deyim. Yani emin konuşmayayım Hı -hı. çünkü hayatım böyle seke seke Fizik gitti. yani üzerindim. evet. Buraya planladıysam buraya gitti hep. <laughs> Türkiye'nin ayrı bir yeri var benim için ailem ve arkadaşlarım burada olduğu için özellikle ve en önemlisi kendimi rahat hissettiğim için buradan çıkmam diye düşünüyorum. 10 sene sonra da büyük ihtimal sahnede. Kendimi hayal ediyorum. Müzik üzerine devam etmek. Rocking out yaparken. <gülüyor> <gülüyor> Kaliteli bir doygunluk olduğunu düşünüyorum bunun. Hı hı. Türk yemekleri ve mutfağı üzerine birazcık da döner üzerine konuşmak üzere. Videonun devamını e, Usta Dönerci kanalında devam ettiriyoruz. Tamam. Şimdilik benim kanalımdan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.